Efendim, özel halk otobüsü şoförü Barış Özer bulduğu para dolu cüzdanı sahibine iade edince başına gelmeyen kalmadı. Sosyal medyada salak mısın diye linç edildi. Bu yorumların fazlalığı yüzünden arama motorları onu salak aramalarında en üste taşıdı. Bu kötü kelimeye isyan eden Özer ise dürüstlüğüyle anılmak istiyor. Google, ben akıllı şoförüm. Akıllı şoför olaraktan bundan sonra Google'da çıkmak daha güzel olur. Otobüste buldu, para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı. Sosyal medyada salak mısın diye lince uğradı. Şimdi arama motorlarında salak şoför olarak çıkan Barış Özer iyilik yaptığına da pişman oldu. İnsanlık yaptık, kötü yorum yapılmaması lazım. Herkesi şaşkına çeviren olay 5 yıl önce Antalya'da yaşandı. Özel halk otobüsü şoförü Barış Özer tüm gün çalıştığı otobüsünü teslim etmeye hazırlanırken koltukların üstünde içi para dolu bir cüzdan buldu. Otobüste bulmuş olduğum eşyaları sahiplerine teslim ettiğim için sosyal medyada kötü yapılan yorumlardan dolayı Google arama motorunda ismini söylemek istemediğim şeyi çıkmaya başladım. Özer içinde 30 bin lira ve kredi kartları bulunan cüzdanın sahibini bulup teslim ettiğinde haberlere de konu oldu. Ama bu haberler sonrasında tam bir linç yağmuruna tutuldu. Salak mısın yorumları o kadar fazlalaştı ki artık salak şoför aramalarında en üste çıkmaya başladı. Tepki gösterdik daha sonradan. Bu daha da çok çoğaldı ve halen ben çıkmaktayım. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. Söylemek istemiyorum ne olduğunu. Bu arama sonuçlarında görünmek istemediğini söyleyen Özer isyanda. Bu kelimeyi hayatından çıkaran Özer bundan böyle vicdanlı şoför ya da dürüst şoför olarak anılmak istiyor. Yani biz söyledikçe daha da çoğalıyor. Daha da çoğaldığı için söylemek istemiyorum kelimeyi. Vicdanlı şoför, dürüst şoför. Barış Özer bunun için Google yetkililerinden de yardım bekliyor. Google, ben akıllı şoförüm. Şimdi de akıllı şoför olarak yazıldığımda çıkmak istiyorum.